Merhaba arkadaşlar, Çiçek kanalına hoş geldiniz. Bugün de sizle beraber yeni kelimelere öğreniyoruz. Hadi başlayın. Evet arkadaşlar, yemek pişirmeyi sever misiniz? Bugün 4 tane fiil size öğreteceğim ki yemek pişirmek zamanı onları kullanıyorlar. İlk, bring to. Bring to kelime olarak yani getirmek. Ama yemek yaptığın zamanı bu biraz farklı bir anlama geliyor. Bring to yani o pişirdiğin yemeği belli bir sıcaklık veya belli bir derece ya temperature'ı getirmek. For example, you can say bring the sauce to the boil. Burada ne anlama geliyor? Yani o pişirdiğin sosu kaynayana kadar sıcak yapmak. Yani o sos kaynayana kadar sıcak oluyor. It means bring the sauce to the boil. Ama buna dikkat etmesi lazım ki subject her zaman to'dan önce gelecek. Next word is mix in. Zaten belli gördüğünüzde yani kaç tane şeyi yemek pişirmek zamanı karıştırmak. Ama normalde bu karıştırmak çok sade şekilde bir karıştırmak oluyor. Yani kaşık da karıştırmak şeyler için en çok kullanıyorlar. For example, you can say mix in some herbs or some spices or I don't know, mix in egg with milk. Normal karıştırmak şeyler için yani kaşıkla küçük küçük şeyleri böyle karıştırıyorsunuz. Normalde mix in kelimeyi kullanıyorlar. Küçük küçük bitkiler veya baharatlar veya hala kek yaptığın zamanı mesela yumurta ve sütü karıştırmak zamanı. O yüzden mix in kullanabilirsiniz. Next word is called set aside. Set aside ne demek? Yani bir şeyi hazırlandınız ve onu başka bir yere koyuyorsunuz ve pişirmek veya her şey ki varsa onu devam ediyorsunuz. For example, siz her şeyi karıştırdınız ve onu bir yere koyması lazım. Mesela 10 dakika, 15 dakika. Ondan sonra başka şeylere devam ediyorsunuz. O zaman set aside kullanıyorlar. For example, it says set the cake aside for 30 minutes. You cook the cake and then you put it aside for 30 minutes for make it cool down and then you start to mixing chocolate or I don't know, cream or anything. Burada hem set the cake aside for 30 minutes söyleyebilirsiniz. Hem set aside cake for 30 minutes. İkisi doğru. Yani hem set aside önce söyleyebilirsiniz. Hem de bu subject ortada gelebilir. Yani bu ve bunun ortada gelebilir. Veya set aside söylüyorsunuz ve the cake for 30 minutes sonra söyleyebilirsiniz ki ikisi zaten doğru. Hiç fark etmez. Next word, cool down. Cool down yani soğuk yapmak veya o sıcaklığı yavaş yavaş soğuk yapmak. Mesela keki hazırlıyorsunuz, bir köşeye koyuyorsunuz ve yavaş yavaş o odanın sıcaklık veya daha soğuk şekilde oluyor. O zaman cool down kullanıyorsunuz. For example, you can say leave the cake to cool down veya cool the cake down in the fridge. İkisi doğru, yani subject hem ilk gelebilir hem cooldown'un ortada gelebilir. İkisi doğru ve ikisi de yani mesela bir şeye bir köşeye koyuyorsunuz ve o yavaş yavaş soğuk oluyor. Veya mesela buzdolabı içinde koyuyorsunuz ve orada soğuk olmaya başlıyor. O zaman cooldown kullanıyorsunuz. Evet arkadaşlar, şöyle videoları devamını izlemek için bizi takip etmeyi unutmayın. Biz de Instagram'da, Facebook'ta, YouTube'da veya Twitter'de takip edebilirsiniz. Bize like atmak, yorum atmak ve mesaj atmayı da unutmayın. Biz sizi seviyoruz.